Okuyucu Zeki, bak senin parça çalıyor. Niye? Bir dakika, alamazsın onu ya! Niye alamıyormuşum? Atıyor be! Atmasaydın! Ulan, ben onu sana alasın diye mi attım? Yo, salaklığından attım! Allah! Ulan sen bir kere salak diyemezsin bana, anladın mı hıyar? Az bile demiş, adam okeyini atar mı oğlum? Atarım! Hemen alması mı lazım? Ayıp ulan! Oğlum, sen atarsan o da alır tabii! Alır mı? Allah! Kulağını keserim! Bir şey yapamazsın! Peki vazgeçtim, atmıyorum! Olur mu be, ver şu okeyi! Ver şunu bana! Al arkadaş! Ayıp! Ayıp be! Ne diye benim okeyimi alıp bunlara veriyorsun? Onun hakkı! En iyi arkadaşımsın! Yakışır mı sana benim okeyimi almak? Zeki! Niyetin ne? Oğlum, oyunu kaybedeyim de bütün paramı bunlara mı kaptırayım? Canım ne diye kaybetmeni isteyeyim? Ama bırak ya. Konuşmuyorum. Bırak senin ne zaman olduğunu anladık. Bırak. Belki seni kardeşim gibi severdim. Seninle bitişik evlerde doğduk. Bu kadar çocuktan beraber büyüdük. Beraberce. Bugüne kadar bir defa bile ayrılmadık be. Hayatta senden başka dostum yok sanırdım. Ya ne lüzum var şimdi bu laflara? Var tabii! Ne diye elimden okuyayım alıp bunlara veriyorsun? İstemiyorum! Ooo! Bu oyun oynanmaz artık! Hadi ağlama, al! İstemez ulan, sadaka mı veriyorsun eşşol eşek? Baksana bana küfür ediyor ya! Aa, Metin duydun mu, bana eşşol eşek dedi! Ulan sen küfür ediyorsun! Ben mi küfür ettim sana? Yapmayın! Bırak beni! Bana bak, fena olacak! Metin al şunu başımdan bak! Ver olsun oğlum, ver alalım! Başımı açacağım! Başımdan bak, kötü olacak buna! Girdik ya! Al ya! Ne bağırıp duruyorsunuz? Usta ya, okey atıyor, alınca da bozuluyor! Bak hala yalan söylüyor ya usta! Ki bu herifler! Hadi yeter, gelin buraya! Ustan çağırıyor! Gelin buraya! Öpüşün, barışın bakayım! Gel hadi! Metin'e dua etsen, o olmasaydı ağzını burnunu dağıtırdın! Ulan bir oyunu bile doğru dürüst oynayamıyorsun! Ya mızıkçılık yapıyorlar usta hadi be! Hadi bırak! Cevat oğlum, 7 tane çay. Peki Rasim usta. Rasim usta, Cemal Bey'in inşaatından ne haber, bitiyor mu? İşte, bitti sayılır. Artık kendine de bir ev yapsan be usta. Acelesi. Ya şu koca kasabayı tek başına yaptın. Harcını koymadığın, çatısını yapmadığın tek bina yok. Tabii ya. Camimizi bile sen yaptın usta. Okulu da siz yapmadınız mı? Tabii. Belediye binasını bile ikimiz yaptık değil mi ustacığım? Kendine şöyle iki odalı bir ev yapmanın zamanı geldi artık. Tabii. Vakit mi oluyor be Burhan? Doğru, Cemal Bey'e çalışmaktan vakit mi bulur adam? Namussuz, senelerdir boğaz tokluğuna çalıştırdı seni. Dükkan dedi yaptın, ev dedi yaptın, şimdi de motelle uğraşıyorsun. Çok doğru, yaşa buramız. İş iştir, bedava yapmıyoruz ya. Bırak Allah'ını seversen, Cemal'in vereceği paradan hayır mı gelir adama? Adamın evinde oturuyoruz bunca senedir. Sen de bedava oturuyorsun sanır, kirayla oturuyorsun. Kısmetse ilk fırsatta biraz onaracağım. 3-5 kuruş para koydum bir kenara. Cemal Bey'in evini kendi paranla mı onaracaksın? Kaç senedir oturuyoruz, evimizi eskittik. Hadi biz gidelim, kalk. Vallahi beyefendiciğim, nihayet 5-6 milyonluk bir yatırım bu. Bir sezonda kara geçsin. Dur bakalım, dur onu da konuşuruz. Ben İnci, Turizm Bakanı gelmeden şu motelin tümünü bitirmeye çalışıyorum. Bakan beyefendi hazretlerinin ne zaman teşrif edecekleri hakkında bir fikriniz var mı efendim? Yok ama her an gelebilir. Geçen hafta Ankara'da mebus arkadaşlarınla motelin yanındaki 20 dönümlük hazine arazisi meselesini görüştük. İş tamam sayılır. İnce Turizm Bakanı gelip bizim buradaki turistik faaliyetlerimizi yerinde görecek ve arazinin krediyle bağ verilmesini onaylayacağımış.
Aferin şu Rasim abi, işi bitirmiş ama. Evet, bitirdi beyefendiciğim. Eline sağlık Rasim usta, iyi olmuş. Bitti sayılır. Yakında büyük bir inşaata başlıyoruz, hazır ol. Bu bitince 5-10 gün izin isteyecektim beyim. Başka işe bırakmam seni. Başka iş değil, bizim evi onaracaktım. Kaç senedir tamir görmedi, pek harap oldu. Bu iş için birkaç kuruş ayırmıştım bir kenara. Onar, mal sahibi olduğumuza göre tamir masrafını vermek bize düşer. Yok beyim, estağfurullah. Yok, mesarif için ayırdığın para da sana kalsın. Sağ olun beyim. Yani... Ya bırak Allah'ı seversen, artık kendi mülkümüzün tamir mesarifini de sana mı ittireceğiz? Hadi kolay geçsin! Çok iyi oldu bu, çok! Bu iş en çok bizim hanım sevinecek. Malzeme için ayırdığın parayla ona bir hediye alacağım. Ne alacaksın usta? Çamaşır makinesi. Evlendiğimizden beri sayıklar garibim. Hiçbir işten gocunmaz da... ...o dağ gibi biriken çamaşırı leğende yıkamak pek zoruna gider. Yaşa be usta! Ne sevinir Zeynep ablam, kim bilir ha? Beyefendi, bütün sahil sizin mülkünüz. Burayı değerlendirmek lazım. Motele ilave bir tesis, birkaç plaj kabinesi... ...arka tarafa da bir mini golf sahası yaptık mı? Turist dolar burası beyefendi. Affedersin, yani mini golf de niye ola ki? Golf, golfün küçüğü beyefendiciğim. Lan o aderini biliyoruz. Bu hadalık gitmesen olmaz. Mini golf demek elbette ki golfün küçüğü demek. Öyle fazla personele de ihtiyaç yok. Mini golfün başına bir adam koydunuz mu yeter. Kovan gibi işler burası. Günde 300-400 liraya para demez golf sahası. Sahayı hemen temizletiveririz. Önce şu harap evi yıkmak lazım. Rasim Usta'nın evi değil mi o? Evet beyefendi. Ya adama da söz verdik. Ama efendim, söz vermek ne demek? Siz bir iş adamısınız. Yahu, bir şey bak sen şimdi. Konuş, anlat, ikna et. Tabii sen çocuğu dinle. Tamam canım, tabii. Büyük para var bu işte. Tabii anlat. İkna etmek lazım, anlatmak lazım. Tabii anlat. Ne dersin lan Numan? Vallahi siz bilirsiniz efendim ama bana sorarsanız... ...plajla beraber kazanç 15-16 bin lirayı bulur beyefendiciğim. Hey, yapın bakalım.